Arkadaşlar merhaba. W211 Mercedes aracımın içi. Bilmediğiniz birkaç özellikten bahsedeceğim. Ve içini tanıtacağım. Bura ayna ayarları. Aynayı kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Tekrar aynayı açıyoruz. Bir dakika. Sağ ayna, sol ayna şeklinde yönlendiriyorsunuz buradan. Daha sonra burası far şarteli. Park modu. Şu an konum sıfırda. Auto dediği otomatik. Tuşa bastığınızda follow me, takip et moduyla buluyorsunuz aracınızı. Parklar, uzunlar ve yukarıya bir tane çektiğinizde ön sis, iki tane çektiğinizde arka sisler yanıyor. Biz otomatikle devam ediyoruz. Aracımızın şu görmüş olduğunuz hız sabitleyicisidir. Yukarı yaptığınızda mevcut olan hızınızı şey yapıyor. Aşağı yaptığınızda yeni mevcut olan hızınızın alt kademesindekini yapıyor. Şöyle bastığınızda şurada sarı bir ışık yani görüyorsunuz. O da hız sınırlandırıcıdır. Ön tarafa çektiğinizde daha önceden ayarladığınız hızı yapıyorsunuz. Arka taraftan yaptığınızda mevcut olan hız sabitlenmiş hızı pasif alıyorsunuz. Burada ise şöyle göstereyim. Çok oynattık, şöyle göstereyim. Bir kademe silecekleri çalıştırıyor. İkinci kademe hız silecek, üçüncü kademe hız silecek çalıştırıyor. Sinyali biliyorsunuz zaten. Uzunları yapmak için de kolu arkaya itiyorsunuz. Su sıkmak için de buradan sıkıyoruz şu şekilde. En azından başa çalıştırmamış oldum. Hareket edelim. Benim aracımda SLS ışığı yanıyor. Bu SLS ışığı da arka yolcu emniyet kemerindeki basınç hatasından dolayı şey yapıyor. Yani yakıyor bu lambayı. Ama ben bir beyinceye giremiyorum. Beyince ona bir tane dirençle kandırıyorlar. Burası klima kontrol paneli. Çift yönlü klima vardır aracımda. Mantığını anlatayım. İkiye bölüm. Şu taraf yolcu için, bu taraf sürücü için. CD çalar teybimiz. Ve altılı CD çançır. Bu şekilde açılır. CD'leri koyarsınız. Bu şekilde geri geri kapatırsınız. Bu şekilde. Detaylı video daha çekeceğim. Görüşmek üzere.